Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi misin? Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Enerjinizle biz de çok iyi olduk diyelim. Çok sağ olun. Biz de memnun olduk. Bizi burada ağırladığınız için adeta yine teşekkür etmiş olalım. Çaylarımız, kahvelerimiz, tatlılarımız önümüzde, güzel bir yeni bölüm programı yapacağız sizlerle. Şimdi önceliğimiz sizleri biraz tanımak olsun. Bize biraz Volkan Bey'i anlatabilir misiniz? Evet, ben Volkan Aydoğdu, Hamakanem şirketinin sahibiyim. Şirket diyorum ama burası bir aile işletmesi aslında. Ailecek biz, abim, annem, yengem hep beraber çalışıyoruz. Her üründe herkesin emeği var bu arada. Üst katta oturuyoruz zaten. Evet, aile apartmanı burası, alt katta dükkanımız. Biz çocukluğumuzdan beri esnaflığın içindeyiz. Biz bir esnaf babanın çocukları olarak birkaç sektörde bulunduk. 2020 yılından beri de bu işin içindeyiz. İp imalat olarak başladık aslında. Daha sonra işte hamak üretimi, salıncak üretimi derken işte damla salıncaklar, yelpazemizi genişlettik. Müşterilerimizi dinledik, talepleri aldık. Yani onların talepleri doğrultusunda gelişmeye, büyümeye devam ediyoruz. Bu şekilde peki, devam ediyoruz. Şimdi aslında iplikle başlamıştı hani sektöre giriş yolculuğumuzda. Bu serüvende bu atılımlar, bu projeyi nasıl gerçekleşti sizler tam anlamıyla? Bunu mu yapmak istediniz? Hani hayali olan bir meslek miydi? Babadan mı kaldı diyelim ama sizler açtınız. Hani nasıl başladı aslında bunun hikayesi nedir? Aslında şöyle, dediğim gibi çocukluktan gelen bir esnaflık var ama öncesinde hep alsat üzerine bir ticaret çektiydi ama bunu nasıl geliştirebiliriz kısmındaydık sürekli. Üretim hep aklımızın bir kenarındaydı. Üretime başladık. Bir arkadaşımızın dükkanı ortak olarak başladık. Sonrasında kendimize çevirdik tabii ki işi. Üretmek o kadar zevkli ki ve inanılmaz. Sınırları yok bir de. Yani insan bir şeyi ortaya çıkardığında hoşuna gidiyor ve güzel tepkiler de aldığında bu heveslendiriyor insanı. Kazanmak zaten işin küçük bir kısmı aslında. Kazanırken biz aynı zamanda ürünlerin malzeme kısmında da satış yapıyoruz. Birilerinin kazandığını da duyuyoruz. Yani birileri bizden bir şeyler istiyor. Özellikle ev hanımları çok talep ediyor. Talepleri var bizden. Malzeme alıp onlar da satıp evlerine katkıda bulunuyorlar. O zaman biz daha çok heyecanlanıyoruz aslında. Bu şekilde. Gerçekten çok sevdiğiniz de belli. Severek kesinlikle de anlatıyorsunuz hakikaten. Hani İşimi aşkla yapıyorum dermiş edasında. Peki bunun yanı sıra üretim kısmı çok eğlenceli dediniz. Şimdi bu eğlenceyi biraz açabilir miyiz? Yani aslında bizler ürünlerimizi nasıl imal ediyoruz? Üretim süreçlerimiz ne kadar zamanımızı alabiliyor? Ve akabinde isimleri nedir? Tek tek biraz dinleyelim mi? Biz üretim kısmında abimle beraber çalıştığımız için annem ve yengemle zaten aile içinde o enerjimizi işimize de yansıtıyoruz. Üretirken bütün vaktimiz burada geçiyor. Bizde tatil günü diye bir şey yok. Pazar günü de dahil sürekli üretim yapıyoruz. Ürünlerimiz dediğim gibi artık damla salıncak kısmında biraz daha ağırlık verdik. Ama makrome salıncak malzemeleri olarak birkaç iyi firmadan bir tanesiyiz diyebilirim. Damla salıncak özelliği nedir? Damla salıncak neden bu kadar tercih ediliyor? Damla salıncak son yıllarda evlere kurulan salıncak olarak geçiyor. Damla salıncak, armut salıncak iki ismi var aslında. Çok talep görüyor. Biz de bu konuda kendimizi geliştirdik. İşte 5-6 modelimiz var şimdi. Hala değiştirmeye devam ediyoruz. Farklılık yarattığımız bu konuda birkaç konu da var aslında. Biz damla salıncakları İstanbul içi her yere, Silivri'den Pendik'e kadar ücretsiz kurulumu yapıyoruz. Hatta haftada bir yakın zaman, yakın yerlere, mesela Tekirdağ tarafına, Çerkezköy'e, bu taraftan yine Kocaeli tarafına kadar haftada bir kurulumlar gerçekleştiriyoruz. Ücretsiz yapıyoruz bunların tamamını, kendimiz götürüp kuruyoruz. Bu da bizim en büyük artımız zaten bu sektörde. Peki bir salıncağın yapım aşamasında nasıl bir süreç ilerliyor ve ne kadar zamanda gerçekleştirebiliyoruz bunu? İşin mutfak kısmı dediğimiz arka platformda da sohbet etmiştik sizlerle aslında. Örme salıncaktı sanırım, yani tam olarak ismini bilmiyorum ama onun biraz daha el işçiliği fazlaydı. Kesinlikle. Şimdi ne kadar zamanımızı alıyor? Tek tek mi örüyoruz? Herhangi bir makine mi oluyor? Bunu biraz anlatabilir misiniz? Şöyle, öncelikle demir aksamı kısmı gerçekten teknik gerektiren bir şey. Öyle herkesin alıp da yapayım diyebileceği bir şey değil. Genelde bunu büyük firmalar yapıyor. Ama biz bunun bükümünü falan her şeyini kendimiz yapıyoruz. Dediğim gibi abim ustalaştı aşağıda. Yetiştiremediğimiz yerde dışarıya fason veriyoruz. Gerçekten zor işlemlerden geçiyor. Örme kısmı o bambaşka bir şey. Burada modelleri çıkarırken annem bize yardımcı oluyor. Annem ve yengem yardımcı oluyorlar.
Modeli oturttuktan sonra dışarıda ekiplerimiz var. Toptan siparişlerimiz geldiğinde dışarıda ekipleri öldürerek devam ediyor ve gerçekten uğraş gerektiren şeyler bunlar. Çok kolay olmuyor. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için. Bizleri izleyenlerimize şu anda neler söylemek istersiniz? Hamak Hanem olarak biz üretmeye devam ediyoruz. Ürünlerimizin kalitesi, yani bizi takip eden müşterilerimizden zaten onlar farkında. Ürünlerimizin kalitesi ortada. Biz gelişmeye devam ediyoruz. En iyi ürünleri çıkarmaya devam ediyoruz. Bizi tercih edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey'e vermiş olduğu değerli bilgileri için. Efendim bizler de size İstanbul turnemizden seslendik. Salıncak ve hamak üretimi dedik aslında. Bunun üzerine çok keyifli bir yeni bölüm programı yaptık. Sizler de değerli bilgileri Volkan Bey'den edinmiş oldunuz. Bizler buradaki durağımızın sonuna üzülerek geldik. Ama programı elbette ki bitirmiyoruz. Hemen bir sonraki rotasyonumuza geçeceğiz. Orada buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.